Manşete hoş geldiniz. Ekonomik ohal ilan edildi. Bu bu kadar açık ve net, bu kadar yalın konuşulmuyor belki ülkede. Fakat birkaç ayın önce de söyledim, birkaç ayındır söylüyorum. Bazı konulara dışarıdan bakmak daha objektif bir bakış açısıyla yaklaşmak mümkün, hele böyle konulara. Türkiye'de. Artık bir şeyleri konuşmak, bir şeyleri söylemek, bir şeyleri yazmak gerçekten çok güçleşti ve dolayısıyla sözleriniz, laflarınız nereye gider, hükümeti veya hükümetin hangi politikasını nasıl eleştirir, bunu da bilemiyorsunuz. Daha önce birkaç kere söylemiştim, şahsen ülkede olsaydım veya gazetecilik yapmaya çalışmaz, çalışsaydım, bir şeyler için çabalar mıydım bilmiyorum, anlatır mıydım, konuşur muydum bilmiyorum. O açıdan şu anda bu çabaları da esasen yok sayıyor değilim. Fakat eskiden daha yararlanırdım, şimdi yararlanamıyorum. Yani Türkiye çıkışlı yayınları eskiden daha çok takip ederdim ama son aylarda artık takip etmiyorum. Çünkü bir şey söylemiyorlar, üzgünüm. Ama neticede bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Alt metinlerinde bir şeyler var yakalamaya çalışırsanız. Gidişattan memnun olmadıklarını, itiraz ettiklerini falan söylüyorlar. Ama onun dışında bilgi alamıyorsunuz. Ayrıca şu dönem çok önemli kulis almak, siyasi kulis almak, kapalı kapılar ardında neler konuşuluyor, nasıl bir anlaşma yapıldı vesaire. Ben epeydir baktım bakıyorum. Bu konuda sağlam bilgi kaynaklarından sağlam kulis alan, duyum alan yok. Olsa bir tarafından hissederdik. En azından bunu direkt kullanmasa bile hissettirirdi. Veya bazı analizlerine, analizlerinde bu duyumu veya kulisi kullanırdı. E, kullanmadığından da görüyoruz ki insanların e, yok. Yani o konuda bir bilgi akışı da yok. E, ekonomik ohal konusuna bakacağız bugün. Sadece o değil, e, sadece bu konu değil, pek çok konuya e, bakacağız. E, özellikle e, Lütfü Elvan üzerinde bir mavra dönüyor. İşte neymiş efendim, Lütfü Elvan görevden alınacakmış Hazine Maliye Bakanı yerine Nurettin Nebati yardımcısı gelecekmiş buna bakacağız. Yine muhalefet ne yapıyor, ne yapmaya çalışıyor? Birlikte hareket ediyor mu? Mitinglerinden haber var mı? Engellemeler vesaire. Bütün bunlara da bakmaya çalışacağız. Elbette ana gündem hayat pahalılığı, ana gündem piyasada belli malların bulunamayışı ve yine belli malların kotayla veya belli malların taneyle falan satılması, satış kotası konması. Yani karneli satış dönemi öyle söyleyeyim. Yağ, şeker, un gibi temel gıda maddeleri bir taneyle, iki taneyle sınırlı. E, yeni mesaj atan bir seyircim, e, benim e, mesajlarım açık Twitter'da, hepsini de okumaya çalışıyorum. Aynı şekilde e, YouTube'daki yorumları da okumaya çalışıyorum, her şeye cevap veremesem de. Oradan aldığım bilgiler, artık bazı marketlerde şekerin bulunmadığı e, ve bazı artık marketler ve bakkallar da tüketicilerle karşı karşıya gelmemek için uyarılar falan koymaya başlamışlar. O açıdan durum endişe verici. Şimdi ekonomik o hale geçerken şu fotoğrafı hatırlatalım. Bu fotoğraf geçtiğimiz aylarda İstanbul'da çekilmişti. Berat Albayrak'ın ortaya çıktığı fotoğraflardan biriydi. Herkes işte Berat Albayrak bir restoranda bir şeyler yerken görüntülendi diye bu fotoğrafı konuşmuştu. Fakat enteresan bir şey oldu. Berat Albayrak'ın karşısındaki kişi konuşulmadı. Halbuki Berat Albayrak'ın karşısındaki kişi Nurettin Nebati. Hazine Maliye Bakan Yardımcısı. Yani Berat Albayrak'ın istifa etti Kasım 2020 yılında istifa ettiği Hazine Maliye Bakanlığı'nın halen hali hazırda bakan yardımcısı. Yani Berat Albayrak Mahalle komşusuyla, eniştesiyle, arkadaşıyla, kardeşiyle laflıyor, konuşuyor değil. Konuştuğu kişi bir yıl önce istifa ettiği bakanlığın yardımcısı, hali hazırda. Ve belli ki Nurettin Nebati ile bir takım işleri götürüyor Berat, Berat Albayrak, bir takım şeyleri paylaşıyor. Ve e, Nurettin Nebati ile yani istifa ettiği bakanlığın mevcut bakan yardımcısıyla halka açık, kamuya açık bir ilişki götürmekten rahatsız da değil. Bütün bunların hepsini birlikte düşüneceksiniz. Ve aynı Nurettin Nebati, bakın burada yazıyor profilinde, Hazine, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı. Aynı Nurettin Nebati dün gece bir dizi tweet paylaştı. İşte faiz, döviz sistemi, grafikler, düşük faiz avantajı, işte neden faizi düşük tutuyorlarmış işte bu onlara ne getirecekmiş politika faiz enflasyon ilişkisi grafikler filan böyle yani girin bakın bir dizi üzerinde çalışılmış bir tweet paylaştı ve bunu gece yarısı yaptı. Daha önce adet olmadığı üzere ve yine eş zamanlı bakan dururken bakan yardımcısı 11 sıralı tweetle Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece yarısı ortaya çıktı. İşte herkes konuşmaya başladı. Bu gece bir kararname ile Nurettin Nebati Hazine Maliye Bakanı olursa şaşırmayın diye. Bir de olayın böyle bir yanı var. Ama hep söylüyorum. Ne Lütfi Elvan, ne Merkez Bankası'nın başındaki Şahap Kavcıoğlu mu? Ne TÜİ'nin başındaki, ne bu Nurettin Nebati, ne Berat Albayrak. Kişilerle konuşurken esas faili gözden Uzak tutmamak gerekiyor. Bütün her şeyin merkezindeki saray ve tek adama yüklediğiniz yetkiler. Şimdi tek adam bir adamı alıp bir adamı koyduğunda tekrar sil baştan mı yapacağız? Misal, Nurettin Nebati bu gece bakan oldu. Pazartesi günü önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren bambaşka şeyler mi konuşmaya başlayacağız? Lütfi Elvan dönemin e, günah keçisi olarak arşivdeki yerini mi alacak? Ondan önceki Naci Abal, ondan önceki Berat Albayrak gibi. Evet. Ekonomik tehditler MGK bildirisinde demiş. Bunu en yalın yazan gazetelerden biri Yeni Şafak olduğu için onun sür manşetini getirdim. En böyle göze sokan gazete o. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MGK'nın ana gündem maddesi Türkiye'ye yönelik ekonomik tehditler oldu. Toplantı sonrası yayınlanan bildiride 2023 ekonomi hedeflerine vurgu yapıldı diyor. Yani ekonomik tehditler Söz konusu olabilir ve bu ekonomik tehditler milli güvenlik kurulu e, görev sahasına, alanına girmektedir ve ekonomik tehditlerin sahipleri e, bir ulusal güvenlik, bir milli güvenlik sorunudur. Kimseler söylemezken söylediğimiz Erdoğan ülkenin bir numaralı ulusal güvenlik sorunu derdik ya, şimdi artık herkes bunun farkında ama iş işten geçti, İş <laughs> işten geçti. Ee, neyse... Ee, ülkenin bir numaralı güvenlik sorunu, asıl bir numaralı güvenlik sorunu... Kendi rekası uğruna artık her şeyi ulusal güvenlik sorunu ilan ederek yürüyor. Yani... Ekonomi ile alakalı herhangi bir şey söylediğinizde... Hükümetin ekonomi politikasını tehdit etmiş... Ya da hükümetin ekonomi politikasını eleştirmiş... Yerden yere bunu ne yapmış olursanız olun, bir ulusal güvenlik sorunusunuz ve... Yani bu kırmızı kitaba falan da girer yakında. Tamam mı? Sonra da toplayamazsınız. Bir ulusal güvenlik sorunu olarak yıllarınızı cezaevinde geçirebilirsiniz. Bildiri de aynen şöyle deniyor. Türkiye'nin hedeflerine uygun şekilde ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ve tehditler değerlendirilmiştir. Diyor ki yani ekonomi politikası, sarayın ekonomi politikası, biz ne diyorsak o kardeşim buna karşı çıkan, bunu eleştiren, bunu kritik eden bir milli güvenlik sorunudur. Gerekeni yaparız. Bunu söylüyor daha ne desin. Eser Karakaş paylaşmış. ihracat odaklı ekonomi milli güvenlik kurulunda tartışılmış. 2022'ye girerken Türkiye'nin acınası hali. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi tartışanlar yeni anayasada MGK ve Diyanet'i tutacaklarsa anlamlı bir şey yapmıyorlar demektir. Hep söylediğimiz şey Rütük, MGK, Diyanet, YÖK, TRT, Anadolu Ajansı, aklınıza gelebilecek her şey bütün bunların hepsinin yeni sistemde. Eğer gerçekten bir yeni sistem arzu ediliyorsa ortadan kaldırılması, kamu kaynaklarıyla bu işin veya kamu kandırmacılığına artık neyse son verilmesi gerekiyor. Fakat bu konuda hiç ümitli değilim. Yeni gelecek idare MGK'yı da, Diyanet'i de, TRT'yi de, Rütü'ü de, YÖK'ü de şunu bunu da hepsini de bir şekilde evirir. Milli Diyanet olması gerektiği gibi bir MGK, olması gerektiği gibi bir TRT yayıncılığı falan diyerek kakalar onu. Çok affedersiniz. Durum bu yani. Kotalı satış tarlaya indi bir bu eksikti gıda krizi kapıda diye bir haberler var. Şimdi eee Özellikle e, bu konu önemli. Dünkü yayında bahsetmiştim. Özellikle vadeli piyasalar da işlemler durmuş durumda. Yani kimse TL üzerinden vale, vade yapmak istemiyor. E, fiyatlama krizi var piyasada. Yani siz bir malı nasıl fiyatlayacaksınız ve nasıl bir vadeyle işte rafa çıkacaksınız veya bir Planlama yapacaksınız, piyasaya çıkacaksınız. Gerçekten problem. Bu kadar oynak bir piyasada. Haliyle marketlerde yağ, şeker, un, kahve falan gibi birçok temel gıda veya ürün bulunamazken ve kotalı satılırken aynı zamanda bir ham madde krizi de var. Kur krizi ardından bu ham madde krizi tarlayı da etkilemeye başladı. Ürünü, üreticiyi, çiftçiyi fiyatlama yapılamıyor. Fiyatlama yapılamadığı için firmalar e, gübre ve zirai ilaç satışını durdurmuş. Vadeli satışlar durdu. Fiyatlama yapılamıyor ve gübre ilaç il, 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 zirai ilaç satışı düşüyor. Haliyle tarımsal verim düşüyor ve 2022'ye bir gıda kriziyle giriyor Türkiye. Şimdi dün anlatmıştım, tekrar etmeyeceğim. Firmalar da stok yapıyor sermayesini korumak için veya işte tarımda gübre ve zirai ilaç. Yani gübresi olan artık piyasaya gübre arz etmiyor. Tutuyor onu depolarda. Yani fiyatlarda muazzam bir oynaklık var. Ne yapacak aklı başında kişi? Zarar söz konusu. Bunu kaldıramaz, döndüremez. Aynı şekilde piyasada da bir talep var. Toplama talebi. Gübre stok edeyim, zirai ilaç stok edeyim. Ki ürünlerimi çevirebileyim diye da böyle bir talep varken, arz da yapılamazken, yani her iki tarafta da bir tür stokçuluk yaşanırken enflasyon patlıyor doğal olarak. Her şey birbiri arkasına geliyor. Bakın biraz önce paylaşmıştım bakkallarla müşteriler arasındaki tartışmaları. Lütfen zamlarla ilgili benimle tartışmayın. Zamı ben yapmıyorum demiş bir bakkal astığı şeyde panoda. Ki bunlar iyi günler. Yarın öbür gün ee, mal da bulunamayabilir, o mal da olmayabilir, o raflar boşalabilir. O arada ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır, Allah'ın öğrettiği doğal ekonomi sayesinde Resulullah Medine'de iki yıl içerisinde tüm para babalarını nasıl devre dışı bıraktıysa, biz de aynı sistemi uygulayarak ekonomiyi düzeltebiliriz. Bu konuda büyük bir cehalet var, resimdeki şahıs dahil. Ee, hep anlatıyorum, ee, günün çağın ihtiyaçlarına ve nüfusun ihtiyaçlarına göre ve çağın ekonomik mekanizmalarına ve gereçlerine göre yeni tanımlamalar ve insanların ihtiyaçları planlanmalı. Hz. Peygamber İslam dini yola çıktığında, Hz. Peygamber dünyaya geldiğinde 570-600 yıllarında dünyanın nüfusu taş çatlası 200 milyondu. Mekke'nin nüfusu 10 bin kadardı, Medine'nin nüfusu da bir o kadardı farklı rivayetlere bakarak söylüyorum. Mekke'den Medine'ye hicret eden Müslümanların sayısı 200-250 civarında. Böyle ifade ediyor siyerciler, tarihçiler. O gün Medine'de 8 civarında Hristiyan var, Yahudi var. Medineli Müslümanlarla topladığınızda Müslümanların nüfusu 1300'ü 1500'ü ancak buluyor. Şimdi böyle bir yapıda o günkü ticari koşullar o günkü nüfus, o günkü nüfusun ihtiyaçları, o günkü pazar falan. Şimdi ona bakarak Allah'ın öğrettiği doğal ekonomi sayesinde Resulullah Medine'de iki yıl içerisinde tüm para, para babalarını nasıl devre dışı bıraktıysa falan diye cümle kurduğunuzda ben de bunu sorguluyorum. Anlatabiliyor muyum? Geçtiğimiz gün bir misal vermiştim. Ee, çokça yorum geldi bu konuda. İşte faiz meselesinde yani bir kilo şeker ödünç alsanız birinden onu bir hafta bir ay sonra neyse ne zamansa. 1 kilo şeker olarak iade etseniz, pazardaki fiyatı üzerinden bir değerleme yapmanız lazım, değilse hakkını helal et falan demeniz lazım." diye. Hayır öyle şey olur mu? 1 kilo şekeri 1 kilo şeker olarak iade edersen bir problem olmaz dediler. Ben bir soru sorayım, lütfen cevabını aşağıya yorumlara yazın. Erik yeni çıktı. Erik. Taneyle satılıyor adeta. 1 kilo erik, ödünç aldınız. Piyasadaki fiyatı tavan, dedim ya erik taneyle satılıyor. Bir kilo erik ödünç aldığınız birinden. Bir ay sonra, bir buçuk ay sonra erik bollaştı piyasada. Ve siz ya ben işte geçen ay senden bir kilo erik ödünç almıştım. Al kardeşim. Bir kilo eriği sana iade ediyorum dediğinizde karşınızdaki size şöyle bakar. Ya güzel kardeşim doğru söylüyorsun ama o erik geçen ay kaç paraydı sen biliyor musun? Taneyle satılıyordu. Şimdi bollaştı tabii. Hadi yani karşılıklı helalleşmeden bu işler olmuyor. Dolayısıyla e, bu konu dediğim gibi çok alanım değil. Fakat sorguladığım bir konu. Siz de sorgulayın. Sorgulamaktan çekinmeyin. Latif Demirci hürriyete rağmen e, gazetede muhalefet yapan tek köşe olabilir. Meşhur soğan ekmekçi Şükrü Usta. Soğan ekmek yiyin muhabbeti başladı ya. E, çeyrek yapsana Şükrü abi demiş. <laughs> çeyrek soğan ekmek. Evet. Burada şunu söylüyor esasen karikatürist, bilemiyorum tabi zihin kodlarına girip bir analiz yapmam zor ama yani yarın öbür gün soğan ekmeğe muhtaç veya soğan ekmek bulunamayacak bir halde olabilir. Yani sipariş veren kişi, soğan ekmek siparişi veren kişi çeyrek yapsana diyor. Çeyrek soğan ekmek siparişi veriyor. Hep örnek veriyorum son 1-2 gündür Bulgaristan'dan alışveriş için gelenleri fotoğrafı da çıkmış efendim. Değeri düşen lira sınır komşularımızın iştahını kabarttı. Edirne'ye alışverişe gelen Bulgarların ardından bu kez de İranlar Vana akın etti. Kapıköy e, gümrük kapısında yoğunluk oluşturan ziyaretçilerin uygun fiyatlı ürünleri taşıyabilmek için yanlarında bavul getirmeleri dikkat çekti diyor. İranlılar, Bulgarlar, Romenler akın akın alışverişe geliyorlar. TL değer kaybettiği için. Kış ile ilgili Metropol 5 sene sonra bir araştırma yapmış. Eskiden olduğu gibi kışa girerken saatler 1 saat geri alınmalı mı? Evet alınmalı diyenler %50. İnsanlar çok şikayet etmeye başladılar. Artık şikayetler arttı. Gece karanlığında işe gidiyoruz, gece karanlığında okula gidiyoruz veya çocuklarımız okula gidiyor diye. Daha henüz en kısa gün gelmedi. En uzun gece gelmedi. En uzun geceye bir ay var. Kasım sonu, Kasım sonundayız. En uzun gece Aralık sonunda ne olacak bakalım göreceğiz. Ama dediğim gibi artık buna itiraz etmenin dahi suç sayıldığı, suç kabul edileceği bir döneme girildi. Her ne kadar %57 değil, %77, %87, %97 karşı olsa da bu durum böyle. Cevheri Güven sonunda işler bu noktaya kadar geldi. Trabzon Tevfik Serdar Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan Osman Bayrak Mesajını paylaşmış Osman Bayrak lise öğretmeni diyor ki bugün CHP'li öğrencilerimin notundan kırdım yanındayız Erdoğan iyi ki varsın Erdoğan. İşler artık bu noktaya geldi. Metin Gürcan Deva Partisi'nde siyaset yapıyor eski asker siyasi casusluk suçlamasıyla gözaltına alınıyorum söylemişler neden gözaltına alındığını o açıdan bir aşama. Yani eskiden niye gözaltına alındığı söylenmiyordu gözaltı için kapılar çalındığında. Polisler evde arama yapıyorlar. Şok oldum. Desteğiniz istiyorum demiş. Destek Ali Babacan'dan yani partisinin genel başkanından gelmiş. Eğer bu işin arkasında bir siyasi niyet varsa diye giren bir cümleyle olayı bitirmiş. Eğer bu işin arkasında bir siyasi niyet varsa. Kendi genel başkanının bile sahip çıkamadığı Metin Gürcan. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Türkiye'de işler. Doçevele Türkçe Korkut Eken'e ulaştı. Osman Kavala iddiasını sordu. Evet şirketini satması için Sedat Peker'den yardımcı olmasını istedim. Haber bu. Yani neler oluyor? Eski bir işte özel güvenlikçi, özel harekatçı. Osman Kavala yani Osman Kavala'nın bugün duruşması var. Serbest kalması bekleniyor. İnşallah serbest kalabilir ama konu biraz farklı burada. Okuyalım. Sedat Peker'in iddialarının odağındaki isimlerden emekli yarbay. Korkut Eken e, hakkındaki iddiaları Doçevele Türkçe'ye anlatmış. E, Osman Kavala'nın savaş uçakları yazılımı yapan firmasını Türkiye'deki bir yerli firmaya satması konusunda Sedat Peker'den yardımcı olmasını istediğini belirtmiş. Ama e, şöyle de demiş kısmen doğrulamış hakkındaki iddiaları üzerinden zaman geçti hatırlamıyorum. Mices diye bir şirket vardı onun lehine olması için konuştuğum doğru Osman Kavala'yı o dönem Sedat Peker tanıyordu. Bu konuda yardımcı olmasını isterim diyor. Erk Acerer'in tweetleriyle iddia söz konusu olmuştu. Ve Erk Acarer de şöyle diyor tweetlerinde. Kavala bu firmayı ABD'li bir yatırımcıya satacaktı. Fakat bu noktada devreye çok önemli bir kişi girdi. Korkut Eken Kavala'ya firmasını Türkiye'ye ait bir firmaya satmasını istedi. Bu ileten iletense Sedat Peker'di. 200 bin dolar aldığı iddia edilmişti. Onunla ilgili bir şey söylemedi ama iddiaları kısmen doğrulamış Korkut Eken. Başına bir şey gelecek mi? Bugüne kadar kimsenin başına bir şey gelmediği için onun da başına bir şey gelmeyecek. Böyle bir ülke. 13. Cumhurbaşkanı Millet İttifakı'nın adayı olacak demiş M Meral Akşener. Bir soru sorup geçeceğim. Nasıl olacak bu? Keşke buna da cevap verse bu resimdeki kişi eski bir bakanmış. Ee, bana hiçbir şey ifade etmiyor. Ne resmi ne ismi. Ali Rıza Alaboyunmuş. Enerji tabi kaynaklar bakanlığı yapmış. Ne ismini biliyorum ne tipini tanıyorum neyse. Demiş ki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin e, de en çok destekleyenlerden biriydim. E, fakat diyor başkanlık sistemi beklentilerden e, uzak çıktı. E, Kendimi aldatılmış hissetmiyorum ama beklediğimiz gibi çıkmadı. E, bugün başkanlık sistemi oylama sı çıksa mevcut durumu gördükten sonra evet oyu vermem demiş. Ya ne kadar rahatlar insanlar. Eski Enerji Bakanı diyor ki beklediğimiz gibi çıkmadı. Bugün olsa evet oyu vermezdim. Ama diyor yani kendimi de aldatılmış hissetmiyorum. Sanki ben yani bu seçimde MHP'ye oy vermiştim. Keşke vermeseydim. İyi Parti'ye verseymişim. Ya da ben bu seçimde Saadet Partisi'ne oy vermiştim. Keşke vermeseydim. Erbakan'ın oğluna verseydim partisine neyse yeniden refah. Ben bu seçimde işte efendim CHP'ye oy verdim. Ama bugünkü aklım olsaydı deseydi. Yani sanki bunun gibi bir şey yani. Hani böyle böyle. Yani ne, ne kadar tuhaf. Adam bakanlık yapmış. Ve diyor ki yani aslında diyor kendimi aldatılmış hissetmiyorum ama diyor beklediğimiz gibi de çıkmadı. Bugün olsa hayır verirdim. Kardeşim Atalan Üsküdar'ı geçti. O referandumdan sonra söylemişti bunu Erdoğan. Şimdi yani beklediğimiz gibi de çıkmadı. Kendimi de aldatılmış hissetmiyorum. Bugün olsa hayır oyu verirdim deyince yırtıyor musunuz? Ne edepsiz insanlar var ya. Ne te terbiyesiz insanlar var ya. Ne böyle ya milleti aptal yerine koyan insanlar var ya. Tuhaf yani. Acayip. İhsan eli açık. TC için helalleşme sorularını sıralamış. 1. 1923-2021 arası kaç kişi zulmen öldürüldü? 2. Kaç kişinin emeğine çöküldü, hapse atıldı? 3. Kaç kişi ayrımcılığa maruz kaldı? 4. Kaç kişi devlet eliyle zengin edildi? O arada Mahmut Alnağ'a geçmiş olsun diyoruz. Kanser tedavisi görüyor. Ölüm bir çocuk oyuncağı benim için. Ben kanser gibi bir saçmalıktan değil, mücadele zemininde Ölmek isterim demiş. Bir kere daha buradan acil şifalar diliyoruz. Mahmut Alın'a tecrübeli bir siyasi ve Kürt siyasal hareketi içerisinde uzun yıllar bulunmuş bir isim. Evet. Bir diğer konu da Akın İpek e, Tuncay Özkan'ın bir 6-7 dakikalık videoda bir takım iddiaları var. Kanal Türk'le alakalı. Buna cevap vermiş. Tuncay Özkan diyor ki işte Rütük Başkanı Kanal Türk'ü satmazsam yayınları keseceğini söyledi. Savcı sizi tutuklayacağım dedi. Kanalı sattık 1,5 milyon dolar. Benden satış bedeli parası aldılar. Hem Rütük Başkanı hem de Savcı daha sonra o Rütük Başkanı o kanala koordinatörlük yaptı benden aldığı parayla. Yani o konunun taraflarından biriyim. Yani alışveriş tarafı değilim de ben Kanal Türk Haber Dairesi Başkanlığı yaptım. O satıştan sonra kayım atanana kadar, kapatılana kadar sonrasında aynı grup bünyesinde kurulan Haber Kanalı Bugün TV'nin de genel yayın müdürüydüm. E, saptırıyor e, Tuncay Özkan e, ve o günkü o, o konunun yığınla şahidi var. Başta Kerimcan Kamal olmak üzere. Herkesin göz önünde olmuş olayı çarpıtıyor. Akın İpek bunlara cevap vermiş. Tuncay Özkan'a sorulması gereken e, soru şu. Madem Kanal Türk yağmalandı diyorsun, yağmalamaya aracılık edenlere neden gizlice 1,5 milyon artı 1,5 milyon yani 3 milyon dolar ödedin. İnsan kendi şirketi yağmalansın diye aracılara para öder mi? Üstelik benden habersiz. Çalışanların emeklerinin karşılığını, sigortalarını, KDV'lerini ödememiştin sevgili Tuncay. Ödediğin kısmını ise eksik gösteriyordun. Hulki Cevizoğlu'na sorulsun. Ben sonradan tamamını gerçeğe çevirip öderim. Yağma, bedava almaya, çalmaya denir. Ben bedelini tam ödedim. İdeolojik bir amacım olsa 2015 yılında kayyım atandığında kayyımların yaptığı gibi tüm gazetecileri işten çıkarırdım. Kimseyi işten çıkarmadım demiş. Evet. Burada cevapları var. Akın İpek Info'da süreci yayınladığını söylüyor. Kanal, Kanal Türk Ben satın almadan çok önce satılığa çıkmıştı. Satış için hazırlanan prezentasyon tarihi bunu doğruluyor. Prensipleri olan bir iş adamıyım. İnsanların içinde bulunduğu mali zorlukları suistimal etmem. Ağlayanın malını ucuza almam. Kanal Türk'ü o dönemki emsalleri içinde mukayese ederek gerçek değerinden satın aldım. Tunca, Tunca ile helalleştim. Bu yüzden TV'ye çıkıp bana teşekkür etti. Onun videosu da var. Kanal Türk'ten gelen satış bedelinden 3 milyon doları aracılara pazarlama işi yürütmüş olanlara ödediğini öğrendik. Peki kalanını ne yaptın? O kanal sana ait değildi. O kanalı yaşatan, büyüten Kerimcan gibi emekçilerle neden paylaşmadın. Reklam verenleri tehdit ettiler diyorsun. Bunu bilmiyorum. Fakat ettilerse o tehditler koç grubuna, ülker grubuna sökmemiş ki en çok reklama onlar veriyordu. Biz satın alınca kesildi o reklamlar demiş. Evet. Yani o konuda Akın Bey A'dan Z'ye haklı ve söylemediği de yığınla şey var. Büyük bir şeye imza atıyor Tunca Özkan. Fırsatçılığa o gün bugündür kanalımı gasp ettiler filan bilmem ne hiç yani o gün bugündür değil yani kanal Türkiye kayyım atandığından beri Tuncay Özkan ne o gün konuştu. Çıktı tık, çıktı kanallarda şey yaptı, teşekkür etti. Sonrasında ki darbe soruşturmaları ile ilgili yargılamalarda 5 yıla yakın bir süre cezaevinde kaldı. Ondan sonra onun getirdiği bir hınçla çıktıktan sonra e, bilen çok bilenmiş belli ki ve işte bu konuda sürekli iftira atıyor. Bitmiş gitmiş bir e, alışveriş, o konuda kendi şahsi hesabına geçmiş bir satış bedeli ki o konuda Tuncay Özkan'ın e, katkısının ne kadar olduğunda en iyi o günkü Kanal Türk'e emek verenler bilirler. Kanal Türk'te yan yana çalıştığı insanlara bir kuruş bile koklatmadan. Sonrasında e, içerideki herkesin bütün haklarını ödeyen yeni patron ve... E, İsterseniz burada çalışabilirsiniz diyen bir yeni patron Akın İpek'ten bahsediyorum ve biz ben böyle bir şey tasvip etmem. E, tasvip etmediğim halde Akın Bey'in tavsiye ve önerisiyle biz beraber çalışmak isteyen herkesle sonuna kadar çalıştık. Ve kayyım atandığında da hala Tuncay Özkan'dan döneminden kalan insanlar vardı ve biz de çalışıyorlardı. Sonra gene gittiler aleyhimizde bir sürü şey yaptılar ayrı bir konu ama baştan sona yalan söylüyor. Baştan sona oradaki emek gaspı ortada. Sadece ben kendi tanıklığıma ilişkin bir şey söyleyeyim. Diyor ya bu paraların kaynağı nereden filan diye Akın Bey. Ben Habertürk'te internet sitesinin başındaydım. 2001-2006 yılları arasında 5 yıl süreyle. Ve oradan istifa ettim. İstifa ettikten sonra da çok popüler bir insandım. Yani herkes benimle çalışmak istiyordu. Çünkü Habertürk gibi döneminin çok önemli internet portallarından birini yönetmiş. Mühim bir internet tecrübesi olan birine herkes alıp değerlendirmek ve onun tecrübesinden istifade etmek ister. Bütün teklifleri reddettim çünkü artık internet yapmak istemiyordum. Tuncay Özkan Kanal Türkiye çağırdı o sene. 2006 yılıydı. Ve bana iş teklif etti. O günkü bütün portalların başına geçmemi istedi. Ben teşekkür ettim. internet yapmak istemiyorum dedim. Orada biz işte üst katta laflarken ben bu kanalı 50 milyona kurdum dedi. 50 milyon dolara kurdum dedi. Ee, ben de tabii orada sormadım nereden geldi bu para diye ama böyle bir cümle kurdu ee, ve bu kanal iki yıl sonra ben biz 2006'da bana iş teklifi yaptı iki yıl sonra satıldı haraç mezat gitti adeta yani çünkü devlete bir sürü borcu vardı vergi borcu vardı vesaire Akın Bey satış giderinin yarısını o borçları ödemek için e, ilgili yerlere ödedi kalan yarısını da 10 milyonun üzerinde bir paraydı. Tuncay Özkan'ın şahsi hesabına yattı. Esasen Tuncay Özkan'ın şahsi bir şeysi yoktu ama o paravan isimler kullanıyordu. Onun hesabına yattı. O kişinin hesabına yaptı. Üçüncü kişileri kullanıyordu. Neyse. Ben de o zaman düşünmüştüm. Yani gerçekten yani 50 milyona nasıl kuruldu diye. Sonra anladım bunu tabii. Çünkü biz iş başına geldikten sonra özellikle koç grubunun reklamları bir buçuk yıl boyunca eritilemedi. Öyle reklam vermiş ki ee, ...öyle reklamla desteklemiş ki... ...daha doğrusu grubu... ...Kanal Türk... E, ...Akın İpe'ye geçtikten sonra... ...bir buçuk yıl o reklamlar... ...eritilemedi... ...yani öyle bir reklam... ...tabii o paranın hepsi... E, ...Tuncay Özkan'a ödenmiş... E, ...satıştan sonra... ...tüm haklarıyla beraber bir şirket devri olduğu için... ...siz şey yapıyorsunuz... ...ne derler... E, ...reklamları eritiyorsunuz... ...bir kuruş para yok... ...parayı almışlar... ...tahsil etmişler... ...nereye gittiği belli değil... Evet, bir de işin böyle bir tarafı var. Evet, e, başka söyleyeceğim şeyler de vardı e, ama bununla iktifa edelim. E, ekonomik o hal ilan edildi, e, geçmiş olsun. E, bundan sonraki süreçte gerek stokçuluk nereye gider, gerek enflasyon nereye gider, gerek dolar döviz kuru nereye gider, e, faiz nereye gider, e, bütün bunları kestirmek, öngörmek, öngörebilmek olanaklı değil ekonomist mahvi eğilmez. Son yaptığı analizlerden birinde artık tüm evler, tüm haneler bakkal dükkanına döndü. İnsanlar stok yapıyor. Geleceği belirsiz bir sürece girdik demiş. Belki de bunu böyle kabul etmek gerekiyor. Doların nerede duracağı, dur, durdurulacağı veya nerede sakinleşeceği Euro'nun, e, 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 Sterlin'in ve diğer para birimlerinin aynı şekilde nerede sakinleşeceği bilinmiyor. Ama Aralık ayında bir faiz indirimi yapılacağı kesin. Bir puan daha indirilecek. 15'ten 14'e düşürülecek. O kesin e, Birleşik Arap Emirlikleri'nden 10 milyar dolarlık bir kaynak lafta alınmış görünüyor. 20 milyar dolar deniyordu. O da 10 milyar dolarda kaldı ama o 10 milyar dolar da gelir mi gelmez mi ne şekilde gelir bilmiyoruz. Çünkü benzer vaatler Katar'dan da söz konusu olmuş ama Katar son 1-2 senede ancak 1,5 milyar dolar kadar yatırım yapmıştı. Bunu da akıldan uzak tutmak, tutmamakta ee, yarar var. Ee, kuyruklar somut bir gerçek. Ee, fotoğrafları var, görüntüleri var. Stok somut bir gerçek, fotoğrafları görüntüleri var. Kotayla satış, karneyle satış somut bir gerçek, fotoğrafları görüntüleri var. Allah beterinden saklasın diyelim ve böylelikle haftayı noktalayalım. Herkese iyi hafta sonları. Pazartesi günü yeniden görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.